Şaşırdınız biliyorum. Sürpriz oldu. Ama biliyorsun Şule, ben Yasemin'i hiç unutamamıştım. Karımı tebrik etmiyor musunuz? Tebrik ederim Yasemin. İnşallah mutlu olursunuz. Sağ ol. Teşekkürler. Engin, sen Yasemin'le tanışmıyorsun ama adını çok duydun. Evet. Engin, babanla Yasemin'e mutluluklar dilemeyecek misin? Tebrikler. Sağ ol. Tanıştığımıza çok sevindim. Mutluluk dileklerine de. Yasemin böyledir işte. Gerektiği zaman ilk adımı hep o atar. Baktım ki karşımda dili tutulmuş bir damat var. Hadi bakalım, bu kavuşmayı kutlamayacak mıyız? Elbette, ne bekliyoruz ki? Herkes ne içecekse söylesin. Vallahi ben bir ağrı kesici alayım. Efendim? Aman Engin, şaka yapıyor aklı sıra. Kocaman bazı huyları sana çok garip gelebilir. Onu henüz tanımıyorsun. Ama alışınca hiçbir şeyi batmaz. Eminim. Buyurun. Sağ ol. Tek buzlu sek viski. Yasemin'in bunu sevdiğini nereden biliyorsun? Bilmiyorum. Sadece tahmin ettim. Şuleciğim, harika bir kocan var. İnsanın yüzüne baktı mı ne içeceğini, nasıl içeceğini anlıyor. Evet, ailemize. Mutluluğunuza babacığım. Hepimize, bir arada mutlu yaşamamızın şerefine. Bir arada dedin de, biz hemen Engin'le kendimize bir ev bakmaya başlayalım baba. Seni yuvanda karınla baş başa bırakalım. Değil mi Engin? Evet tabii. Artık bir gün bile kalmamalıyız burada. Hayır yani, babanı niye rahatsız edelim ki? Yapma Engin. Çok iyi biliyorsun ki ben sizden rahatsız olmam. Kızım canımın bir parçası. Sen de bir evladımsın. Yo. Hemen taşınmalıyız biz. Bir dakika, burası büyük bir ev, hepimize yeter. Yok canım, olur mu hiç? Vallahi eğer ben geldim diye giderlerse çok kırılırım Nahit. Ben oldum olası kalabalık evleri severim. Şule bilir, yalnızlıktan hiç hoşlanmam. Evet, Yasemin etrafında birilerinin olmasından hoşlanır. Kalabalık, hareket, eğlence. Bana öyle geliyor ki hep birlikte çok eğleneceğiz. Hayatım, anlamıyorum. Ne var bunda bu kadar surat asacak? Babam o kızı seviyor. Yasemin onu kandırmış anlaşılan. Yoksa Lamia Hanım'la evlenmemesine ben de üzüldüm. O kızı hiç gözüm tutmadı benim. Tuhafsın vallahi Engin. Bu işe hiç itiraz etmemesi gereken biri varsa o da sensin. Ya Şule, itiraz olarak değil. Yasemin tekin biri değildir. Bana da çok şey yapmıştır. Ama ne yapalım? Biz burada yokken babamın aklını çermeyi başarmış işte. Evlenmiş. Ne yapabiliriz ki? Bak. Utanmaza bak. Amma danlıysısın. Hayatım, onlar yeni evli. Kız da bir ateş parçası. Bırak Allah aşkına ya. Tamam. Biz de ilk fırsatta başka bir eve taşınırız, oldu mu? Ben bak, bu kızla aynı mekanda bir gün bile duramam ha. Çocuk gibi davranıyorsun. Hemen aksilik çıkarma ne olur. Babam o kızla mutlu. Baban, bu kızla mı mutlu olacak? İnşallah olur. Hem sen Yasemin'i tanımıyorsun ki bu konuda böyle karar veresin. Hani bunu ben söylesem neyse. Bunun var ya, yüzünden belli, yüzünden. Yapma. Yasemin'in yüzünden sadece sevimlilik, zeka ve ışık okunur. Ama onun neler yapabileceğini bir tek ben bilirim. İyi ya. Babanı ondan uzak tutmaya çalışacak yerde niye savunuyorsun? Çünkü artık bunun için çok geç Engin. Olan olmuş. Yasemin'le iyi geçinmek zorundayız. Yoksa babam çok üzülür. O kız babana yar olmaz. Bak. Bak özellikle yapıyor ya. Niye özellikle yapsın? Dünya umurunda değildir onun. Ben duymayayım. Engin şirin bir çocuğa benziyor. İnşallah Şule'ye layık bir koca olur. Bana kalırsa Şule çok şanslı. Engin efendi bir çocuk. Çok iyi yetişmiş, kültürlü, ahlaki değerleri var. Sağlam karakterli. Niçin gülüyorsun?
Hiç. Damadını bu kadar methetmen hoşuma gitti de. Öyle ama şimdi Allah var. Damadım diye söylemiyorum. Bugüne kadar bir tek hatasını bile görmedim. İnşallah bundan sonra da öyle devam eder. İnşallah Yasemin. Biliyorsun Şule sana kırgın. Onunla diyorum bir konuşsan. Hı? Tamam. Hiç merak etme. Onunla ilk fırsatta konuşup kendimi bağışlatacağım. Böyle ailece gezmek, baş başa bir yere gitmekten çok daha zevkli. Öyle değil mi Nahit? Vallahi ne desem ki? İkisinin de yeri ayrı hayatım. Babam seninle baş başa olmaktan çok keyif alıyor belli. Sen ne diyorsun Engin? Karımla baş başa olmak. En güzeli bu işte. Ya, o halde sana bir ceza vereyim. Hadi bakalım seni birkaç dakika karından ayırıyorum. Benimle dans edeceksin. Hayır, hayır. Ben dans etmekten hiç hoşlanmam. Engin. Saçmalama şunu. Ayağın ağrıyor. Yapma, hiçbir şeyin yok. Hem bana dans etmeyi çok sevdiğini söylemiştin. Demek ki benimle istemiyor. Yok canım. Hadi Engin. Engin, Yasemin seni bekliyor. Bu centilmenliğe yakışır mı? Niye öyle kendini kasıp duruyorsun? Her şey aklıma gelirdi de senin Nahit'le evleneceğin gelmezdi. Bugüne bugün senin kayınvalidenim sevgilim. Sen tam bir belasın. Elbette. Şule'yi alıp buradan gitmenin acısını senden çıkartmaz mıyım? Aklın sıra benden kaçtın değil mi? Durum tehlikeli olmaya başlamıştı. Ya şimdi? Yağmurdan kaçarken doluya tutuldun. Bunu nasıl yaptın aklımı almıyor. Senin iç yüzünü bilen Nahit nasıl oldu da seninle evlenmeye razı oldu? Benim adım Yasemin. Ben bir büyücüyüm. Artık buna gerçekten inanıyorum. Şule, biz de kalkalım mı? Tamam baba. Bir daha o tarafa bakarsan yersin tokadını. Saçmalama Yasemin. Deli misin sen? Hayır. Damarıma basmadıkça bir delilik yapmam. Ne yapacağım ben seninle? Kuzu kuzu beni dinleyeceksin. Ayrı eve taşınmak yok. Tamam mı? Saçmalama. Tabii ki taşınacağız. Bir evde iç içe oturacak halimiz yok ya. Ama sevsinler. Konaklardan gelen Asilzade'ye bakın. Nahit'le Şule daha önce oturduğun yeri görseler ne derler acaba? Bak, başka yere giderseniz gözümü karartır Nahit'e her şeyi anlatır. Artık karımı geri istiyorum. Ben de benimkini. Şule'cim o kıza sadece senin hatırın için katlanıyorum. Bunu çok belli ediyorsun. Oysa o sana o kadar yakınlık gösteriyor ki. Aman eksik olsun. Anlaşan mutlu bir aile olmak varken niye hır çıkarıyorsun? Baksana babam ne kadar mutlu. Teşekkürler Nazmiye, çok koyma. Şuna bak. Ne var Muratçığım? Ah! Affedersiniz. Ne yapıyorsun Nazmiye? Dikkat etsene, yaktın çocuğu. Bir şey oldu mu canım? Çok özür dilerim. Önemli değil anne. Lütfen bir bez getir de temizle şurayı. Demek
Hı-hı. Tamam. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi seni nerede bulacağımı biliyorum. Gel bakalım. Efendim. Mutluluklar dilerim. Murat. Yasemin. Neler çeviriyorsun gene? Ne zaman evlendin? Nasıl oldu bu iş ha? Gayet basit. Şule ile barıştık. Tabii babasıyla da sıkı ilişkilerim oldu. Açıkçası Şule istedi böyle olmasını. Artık hep birlikte mutlu bir aileyiz. Ne yapalım? Sen beni istemedin. Peki Şule? Şule nasıl Yasemin? Mutlu mu? Hiç benden söz ediyor mu? Alo? Yasemin? Pek değil. Hep senden söz etmeye çalışıyor ama ben konuyu kapatıyorum. Kendimi kocasına karşı haksızlık etmiş gibi hissediyorum. Bak, aslında seninle konuşacak çok şeyimiz var. Ama karından korkuyorsun. Karım gitti, boşanıyoruz. Ne zaman istersen buluşabiliriz. Tamam da şimdi de benim için sakıncalı. Neyse, ben bir yolunu bulurum. Gelecek hafta pazartesi sabah senin iş yerine gelirim. İş yerime mi? Ama... Hoşça kal. Beni birine benzettiniz galiba. Funda sensin. Gazetede resmini gördüm. Gerçek adın Yasemin'miş. Nait Saylan'la evlenmişsin. Evet, ben Yasemin'im. Sizi de hiç tanımıyorum. Deli misin sen? O kadar beraber çalıştık. Beraber mi çalıştık? Siz neden söz ediyorsunuz? Funda ya da Yasemin, her neyse. Bana numara yapma. Niçin böyle bir şeye gerek duydun? Emin olun sizi hiç anlamıyorum. Demek sen sahtekarın birisin. Şule'nin babasıyla evlendin ha? Demek sen... Tamam. Ama bu uzun bir hikayedir. Böyle ayaküstü konuşulmaz. Tamam. Konuşalım. Her şeyi açıklayacaksın. Funda çok tehlikelidir. Tehlikeli mi? Evet. Size bir zarar vermemiş olmasına şükredin. Yok canım. Bana niye zarar vermek istesin ki? Evet. Onun zoru benimleydi ama... Yine de hiç belli olmaz. Birkaç kere... Ölümün eşiğinden döndüm diyebilirim. Funda yüzünden mi? Biliyorum, inanması çok zor. Keşke yanılıyor olsaydım. Ama bana tuzaklar hazırladığını... Beni ortadan kaldırmayı, hayatta her şeyden çok istediğini anlamıştım. Her şey apaçık ortadaydı. Peki şimdi nerede? Maalesef yine hastanede. Aman Allah'ım. Benim yaptığım evliliği bilmiyorum. Nait Saylan'la evlendiğimi duyarsa çıldırır. Ben de sanmıştım ki Şule Murat'ı yeniden elde etmek için sizi bana özellikle gönderiyordu. Hayrola Nazmiye? Niye geldin? Bir şey mi oldu? Sizinle konuşmam lazım. Özel bir şey. Gel bakalım. Telefon etseydin ya. Herkes iyi mi? Salih Hanım? Evet evet. Hepsi iyi. Ancak... Neyin var senin Allah aşkına? Oturabilir miyim? Ne söyleyeceksen söyle, dışarı yemeğe çıkacağım. Mine Hanım, o sizin yanınızda çalışan Funda var ya... Hani Funda adlı kız. Gazetede resmini gördüm. Zaten daha önce de biliyordum. Onun adı Funda falan değil, Yasemin. O çok kötü bir kız Mine Hanım. Tehlikeli. Ondan uzak durun. Daha önce de söyleyecektim bu ama... Bu seni hiç ilgilendirmez Nazmiye. Ben sizin iyiliğiniz için... Bilseniz bana neler yaptı. Git artık buradan. Söyleyeceklerini dinlemek istemiyorum. Adı Funda değil diyorum. Yasemin, Yasemin. Ona inanmayın. Çık git Nazmiye. Senin aklına ihtiyacım yok benim. Lütfen dinleyin beni. Yeter artık. Git. Daha ne bekliyorsun? Siz bilirsiniz.
Yasemin, seni merak ettim. Yürüyüşü uzattım biraz. Gece o kadar güzeldi ki. Hayatım 5-10 dakika dedim, 1,5 saat oldu. Hmm, haklısın. Keşke dedim Nahit de benimle beraber gelseydi. Ağaçlar çiçek açmış, mis gibi kokuyor. Şule ile Engin yok mu? Arkadaşları aradı. Bir bara onlarla buluşmaya gittiler. Ama neresi bilmiyorum. Ya niye bizi davet etmediler peki? Sen yoktun bir kere. Hem onların çevresi ayrı. Kendilerine göre arkadaşları var. Ne demek kendilerine göre? Canım gençler işte. Nahit unuttun galiba. Şule ile ben aynı yaştayız. Evet. Tabii ama. Ben yatıyorum. İyi geceler. Bak. Bak. İstersen biz de çıkarız. Gönlümüzün çektiği yere gideriz. Şimdi bu bizim şirkette yeni giren Sayman yardımcısı Ergun Bey var ya, o kadar komik bir çocuk ki. Yemekte bir şeyler yaptı ama şimdi sonra anlatırım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Aşk olsun Engin, niye beni uyandırmadın? Hayatım olur mu? Benim de dünya kadar işim vardı orada. Bana haber vermeden kaçıp gittiniz yani, alacağınız olsun. Tamam tamam, ben de bir saate kadar gelirim. Ben de. Evet. Günaydın. Günaydın Yasemin. Görüyor musun bizimkilerin yaptığını? Beni uyandırmadan çekip gitmişler. Kıyamamışlardır. Şimdi Engin'le konuştum, o da öyle diyor. Kalkıp kahvaltı edeyim yoksa bir türlü kendime gelemeyeceğim. Şule sanırım artık konuşmamız lazım. Bak sana karşı hiçbir kırgınlığım, kötü bir hissim yok. Her şeyi unuttum, geçmişte bıraktım, tamam mı? Hayır. Sen benim hayattaki tek dostumsun. Okul yıllarından beri seni ailemin yerine koydum. Sana onları olduğumdan çok daha yakındım. Ama... Tamam, yeter artık. Seni suçlamıyorum ki. Neden savunmaya geçiyorsun? Kendimi suçlu hissediyorum. Sana kötülük ettim Şule. Sanırım senin iç huzurunu, iyiliğini kıskandım. Evet, ben iyi olamıyorum. Kalbimde bunu hissedemiyorum. İstediğim bir şeyi elde edemediğim zaman bunu kabul etmem mümkün değildi. İstemeli ve almalıydım. Benim için bundan başka yol yoktu. Ama seni hiç üzmek istemedim, inan bana. Para lazımdı. Senin Nahit'in kızı olduğunu biliyordum. Bu işten yararlanabileceğimi de. İçimde bir makine hemen planı yapıp tıkır tıkır işliyordu. Adeta sesini duyabiliyordum. Tıkır, tıkır. İşin en trajik yanı neydi biliyor musun? O mektupları yazarken kahroluyordum. Ama yazmaktan da kendimi alıkoyamıyordum. Ben de böyleyim işte şöyle. Murat Bey, Yasemin Hanım geldiler. Hoş geldin Yasemin. Hoş bulduk. Otursana. Bir şey içer misin? Yok sağ ol. Evet, seni dinliyorum. Yasemin. Evet. Şule'den ayrıldığımdan beri hiçbir şey yolunda gitmiyor. Hata senin de biliyorsun. Annenin etkisinde kalıp Şule'den ayrıldın. Bu olanlarda senin rolün olmadığını söylemeyeceksin herhalde. Şule'ye senin onu hak etmediğini söyledim. Doğruydu. Annesinin ölümünde çok insafsız davranmıştın. Onu seviyordum. Çok sevmiştim. Hala da seviyorum. Ama onu kırdın. Çünkü annen Şule'den önce geliyordu. Hayır. Evet. Her neyse. Benimle niye konuşmak istiyorsun? Onu söyle. Beni defalarca telefonla arayan... Emri vaki yapıp iş yerime gelen sen değil miydin? Dostluğuna ihtiyacım vardı ama sen reddettin.
Ya şimdi? Artık hiçbir şeye ihtiyacım yok. Hiç kimseye. Şule'yi çok özlüyorum. Onu kaybetmeyi nasıl göze aldım bilmiyorum. Durum o kadar ümitsiz değil. Şule ile Engin'in arası her an açılabilir. Sahi mi söylüyorsun? Evet. Pek belli etmiyorlar ama bana kalırsa bu işin sonu yok. Yasemin, harikasın. Evladım, niçin böyle yapıyorsunuz? İnsan babasına böyle mi davranır? Siz beni tanımıyor musunuz? Evlenmemin size olan sevgimle ne ilgisi var? Anneniz mi dolduruyor sizi? Vallahi çok üzüyorsunuz beni. Sen de kardeşin de. Bu kadar anlayışsızlık olur mu canım? Neyiniz eksik? Bir gün bir isteğinize hayır dedim mi? Alo? Alo? Çocuklar Yasemin'le evlendiğimden beri benimle konuşmuyorlar. Türkiye'ye gelmekten de vazgeçmişler. Bence sebep Yasemin'le evlenmeniz değil baba. Ne peki? İtiraf edin. Lamia Hanım'a çok büyük bir darbe indirdiniz. Onun gönlünü kazanmıştınız. Yeniden evlenmeye de ikna ettiniz, sözler verdiniz. Kadıncağız tam sizinle evlenmeye hazırken... Biliyorum, biliyorum. Sorma. Buna hiçbir kadın dayanamaz. Alay eder gibi. Bir gece eve geldiğimde Yasemin'i yatağımda buldum. Ama ertesi gün yine Lamia'ya gittim. Ondan özür diledim. Elimden geleni yaptım. Bağışlamadı. Elbette bağışlamayacaktı. Bu acıya, gururunun bu derece kırılmasına nasıl dayandı bilmiyorum. Bazen rüyalarıma giriyor. Hep kırgın. Başını çeviriyor. Yüzüme bakmıyor. Yanaklarından bir damla yaşın sessizce süzüldüğünü görüyorum. Sonra ter içinde uyanıyorum. Bakıyorum, yanımda Yasemin. Bütün gençliği, güzelliğiyle. Dudaklarının kenarında uyurken bile eksilmeyen o alaycı tebessümüyle. Dilerim bir gün Lamia Hanım sizi bağışlar. Yoksa ruhum kıyamete kadar azap çekecek. Merhaba. Kusura bakma Şule. Ama misafir kabul edecek durumda değilim. Lütfen. Artık sizinle görüşecek bir şeyim yok. Rica ederim, beni dinleyin. Hayır hayır, dinlemek istemiyorum. Sizi çok iyi anlıyorum. Lütfen izin verin de birkaç dakika konuşalım. Sen beni nasıl anlayabilirsin ki? Başıma gelenleri, benim çektiklerimi nasıl bilebilirsin? Baba kız, yeterince oyun oynamadınız mı benimle? Bu size yetmedi mi? Lamia Hanım, ne kadar yanlış düşünüyorsunuz. Niye? Beni Nahit'le yeniden evlenmeye razı etmek için az mı dil döktün? Hani bensiz mutsuzdu? Hani kendini bana affettirmek istiyordu? Hani beni seviyordu? Bütün bunlar doğruydu, yemin ederim. Babamla her gün konuşuyorduk. Halinden söylediği her kelimenin doğru olduğu anlaşılıyordu. Ama sonra biz Engin'le seyahatteyken... Yasemin onu yine avucunun içine almış. Biliyorum. Nahit bizzat itiraf etti. Niye geldin Şule? Yaralarımı tazelemek için mi? Merak etme. Henüz hepsi o kadar taze ki hala kanıyor. Bir şey rica etmeye geldim. Babam çocuklarını ne zaman arası onunla konuşmuyorlar. Galiba çok kötü şeyler söylüyorlar. Babam kahroluyor. Anladım. Ama inan, onlara böyle davranmalarını ben söylemedim. Ama tabii babalarıyla yeniden evlenmek üzere olduğumuzu biliyorlardı. Çok seviniyorlardı. Sonra... Haklısınız. Ama onlarla babamın arasının açılması kime ne yarar sağlar ki? Ben aralarının açılmasını istemiyorum Şule. Onlara babalarını kötülemiyorum.
Ama artık büyüdüler, her şeyi anlıyorlar. Siz ona kırgın olmakta yerden göğe kadar haklısınız. Ama onların aralarındaki bu soğukluk, hatta düşmanlık iki tarafı da çok üzer. Biliyorum. Çocukların dersleri kötüye gitmeye başladı. İkisi de ruhi bir sarsıntı geçiriyorlar. Ben ne söylersem söyleyeyim, babalarını asla affetmeyecekler. Nahit'in bu kızın adeta bir yörüngesi haline gelmesi bütün aileyi perişan etti. Şule, artık hiçbirimiz eskisi gibi olamayız. Bu yıkıntının altından Nahit kendi de kaldı. Ama henüz kendi de farkında değil. Hayatım, babama check-up yaptıracağız. Bütün gün öyle doluydu ki ancak bu saatte randevu almamı istedi. Neden? Baban gayet sağlıklı görünüyor. Evet, ama 6 ayda bir kontrolden geçmeyi adet haline getirmiş. İşten biraz erken çıkıp kliniğe gideceğiz. Benim de gelmemi ister misin? Yok canım, öyle cümbür cemaat gidilecek bir şey yok. Sen git dinlenmene bak. Kaçta gidiyoruz Şule? Hemen çıksak iyi olur. Trafik yoğundur şimdi, ancak yetişiriz. Sen geliyor musun? Bilmem, isterseniz gelebilirim. Yok canım, aslında yalnız da giderim de Şule bırakmıyor. Yasemin'e haber verdiniz mi? Evet. O zaten evde olmayacakmış, bir arkadaşına gidiyormuş. Yemeğe ancak yetişecekmiş. Hadi babacığım, çıkalım. Sen ne zaman çıkacaksın? Vallahi en erken 1 saat sonra. Tamam, bizim de işimiz fazla uzun sürmez zaten. Sen ne arıyorsun burada? Hani burada olmayacaktın? Evde olduğumu bilseydin gelmeyecektin değil mi? Onlar dönene kadar bir bara falan takılacaktım. Engin, neden benden kaçıyorsun? Kaçtığım falan yok. Bütün bunları neden yaptığımızı unutmuş gibisin. Hayır. Unutmadım ama bir hata yapacaksın, her şey boşa gidecek diye korkuyorum. Bu evcilik oyununu fazla ciddiye alıyorsun gibi geliyor. Hayır. İdeal kocayı oynamak zorundayım. O zaman rolünde biraz fazla başarılısın. Başarısız olmamı mı tercih ederdin? Sakın rolle gerçeği birbirine karıştırmış olmayasın. İstediğim paraydı, zenginlikti, bu hayattı. İşte şimdi hepsine kavuştun. Heh, şöyle. Nihayet baklayı ağzından çıkardın. Öyle değil mi ama? Ben işi öğrenecektim. Zengin kayınpederimin parasının bir kısmını da sana aktaracaktım. Ama bütün bunlara gerek kalmadı ki. Sen gerçekten zengin bir kadın oldun Yasemin. Saçmalama. Bütün bunları senin için yaptım. Yoksa Nihayet benim umurumda mı sanıyorsun? Öyle mi? Onunla evlenmek zorunda mıydım? Beni atlatıyordun. Seni gitgide daha az görmeye başlamıştım. Üstelik para da alamıyordum. Çünkü bende de yoktu. Senin Şule ile beraber yaşamına dayanmak kolay mı sanıyorsun? Kıskanıyor musun? Hayır. Evet. Saçmalama. Sen kimseyi kıskanamazsın ki. Hayır. Yani o anlamda seni çok özledim Engin. Seni istiyorum. Deli misin? Yapma. Saçmalama. Gelirler eski şimdi. Eski evin olduğu gibi duruyor. Yarın öğleden sonra orada buluşalım. Ne olur. Hayır, hayır. Lütfen. Olmaz. Bu çılgınlık olur. Yaptığımız bunca şey çılgınlık değildi. O mu çılgınlık? Olmaz Yasemin. Olmaz diyorum sana. Cesaret edemem. Geleceksin. Mutlaka gelmelisin. Hayır Yasemin. Olmaz. Dünya kadar işim var, yarın bir yere ayrılamam. Ya. Demek öyle. Birazdan gelirler, öyle mi? Evet, herhalde. Çok güzel. Yasemin, ne yapıyorsun? Soyunuyorum. Ne olmuş? Soyunma. Ya, gelecekler, rezil olacağız şimdi. Müziksiz bu kadar oluyor, kusura bakma. Yasemin, delirdin mi sen? Yapma, yapma. Yapma. Yarın benimle buluşuyor musun?
Buluşamam Yasemin. Mümkün değil diyorum. Merak edilecek bir şey olmadığını biliyorum ama bu kontrolleri yaptırmazsam evhamlanıyorum. Bence gayet iyi bir alışkanlık. Yasemin de gelmiştir herhalde. Güzel. Madem öyle. Yalvarırım yapma. Şimdi içeri girerlerse ne diyeceğiz ya? Hiç. Oyun oynuyoruz deriz. Doktorculuk oyunu. İkimizi de sokağa atacaklar. Hem de beş parasız. Bütün yaptıklarımız boşa gidecek. Sıra geldi buna ama bunun için müzik isterim. Yok tamam tamam, yarın buluşuyoruz. Söz. Hı, iyi. Geliyorlar. Hemen toparla şunları. Hadi 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 çabuk. Merhaba Engin. Hayatım neyin var senin? Hiç. Kalbim biraz çarpıyor da. Aa sahiden de ne biçim çarpıyor? O kadar da merak etme canım, geçer şimdi. Engin iyi misin oğlum? İyiyim, iyiyim. Sana bir su getireyim mi? Yok yok, sağ ol. Sağ ol. Aa, Yasemin'in... Nereye bakıyorsun kemeri... öyle? Yok. Yasemin evde mi, geldi mi? Bilmiyorum, ben daha şimdi geldim. Şeye uğradım, bara. Bizim arkadaşlarla bir içki içelim demiştik. Oradan... Allah Allah, Yasemin'in tokaları. Ben bir şey içmek dedim de... ne kadar susadığımı fark ettim. Hayatım, kalbim böyle çarparken bir de içki içilir mi? İyi geliyor, iyi geliyor. nasıl gitti check-up? Sonucu yarın alacağız ama bir sorun çıkacağını sanmıyorum. Hı. Siz de bir şey içer misiniz? Evet, neden olmasın? Aa, hoş geldiniz. Baksanıza, evdeymiş. Nasılmış durum? Sadece 70 yıllık ömrüm kalmış. Bu bize yetmez. Buyurun. Aa, bunları sen mi aldın? Hay Allah, banyoyu öyle acele attım ki kendimi. Üzerimde ne var ne yoksa hepsini bir yere fırlatmışım işte. sen ne zaman geldin? Sen banyodayken. Engin'in çok çarpıntısı aa, var. Yok yok. Geçti, düzeldi şimdi. Aldırma, erkek kalbi değil mi? Bir de gelmek istemiyordun koca sersem. Bazı şeyler artık çok zor Yasemin. Bunu anlaman lazım. Becerebildikten sonra hiçbir şey zor değildir. Becerdik işte. Artık ikimiz de zenginiz. İstediğimiz her şeye sahip olabiliriz. Bunu durduk yerde niye değiştirelim ki? Bu aşamaya geldikten sonra sen Şule'yi terk etmeyecek miydin? Ama Yasemin, sen artık Nahit'le evlisin. Benden alacağın hiçbir şeye ihtiyacın yok. Ne yani, hep böyle mi kalalım başkalarıyla evli olarak? Bence hiçbir sakıncası yok. Hiçbir sakıncası yok. Yeter artık! Senin karşında eski Engin yok. Ne çabuk değiştin. Şule'yle evli olmak çok mu hoşuna gidiyor? Evet! Her istediğimde burada buluşacağız. Hiçbir bahane kabul etmiyorum. Bunlarla da birkaç ay daha evli kalırız, o kadar. Sonra planımızı yapar kaçar gideriz. Anladın mı? Birkaç aycık ha? Evet, birkaç aycık. Daha fazlasına gerek yok. Ayrılırken de yüklü bir para götürürüz. Bana bak, ne gerek var? Hem bütün bunları nasıl yaparız? Ben hallederim. Halledermiş. Karşıma çıkmaya kalkma. Her şeyi ortaya dökerim. Arabayla avukata çarpmak dahil. Sen yanımdaydın Yasemin. Bunu yapmamı sen istedin benden. Söylersen inanırlar. Thank you.
Engin neredesin abi ya? Bir evlendin ortalıktan kayboldun. Ama helal olsun malı götürdün. Para para diyordun sonunda kaptın parayı. Sen hiç adam öldürmüş mü? Hayır ama yapabilirim. Yakadın. Sen ciddisin galiba. Derbeder.